activate Flippy Station. It's time, get up and shout. I wonder what we'll learn about Flippy Wonders. Bugün hava çok sıcak ve dondurmam eriyip elime damlıyor. Merak ediyorum. Dondurma neden elimdeyken eriyip elime damlıyor? Ne dedin Tebs? Dondurma kamyonuna gidip bir uzmana mı soralım? Bu harika bir fikir. Bana gerekenler kanat, ekskavatör kolu ve ördek ayakları. Kanatlar, ekskavatör kolu, ördek ayakları onaylandı. Flippy istasyonu etkinleşsin. Ve Flippy Mobil maceraya hazır. Şimdi gidip dondurmamın neden elimdeyken her zaman eridiğini öğrenelim. Küçülüyoruz. Woohoo! Dondurma kamyonundayım. Merhaba. Mahalleme hoş geldiniz. Ben Sherry Pop. Uğramanıza sevindim. Merhaba Sherry, benim adım Flippy. Dondurmamın neden hep elimdeyken eridiğini çok merak ediyorum. Cevabı biliyorum ama önce biraz donmuş eğlence yapalım. Pekala. Dondurmada kayıyoruz. Pasta süsünde kayıyoruz. Ve çikolatalı şekerlemede yüzüyoruz. Sherry, sen eriyor musun? Evet, eriyorum. Çünkü şu anda çok sıcağım. Ama dondurucuda serinleyeceğim ve birazdan iyi olacağım. Buz gibi. Peki, orada işler nasıl Sherry? Gerçekten dondurucu. Ve artık hazırım. Vay canına. Orası süper donmuş görünüyor. Evet, benim gibi donmuş bir tatlıyken üşümek gerçekten güzeldir. İdeal sıcaklığım 32 derece Fahrenheit, 0 santigrat derecedir. Eğer böyle soğuk kalırsam asla erimem. Bunu bilmek güzel. Anlıyorum, daha önceki dondurmam gibisin. Dondurucudan çıkıp Flippy Mobil'in sıcaklığına girdiğinde erimeye başladın. Görünüşe göre dondurmam buraya gelmeliymiş. Çok haklısın. Bu ne demek? Sorumun cevabını alabildik. Neden dondurmam elimdeyken eriyor? Bunun nedeni, dondurmalar çok ısınırsa mutlaka erir. Bu yüzden onları dondurucuda tutuyoruz. Cevapları yükle Tebs. Sherry, tamamen lezzetli bir macera için teşekkür ederim. Çok havalıydı. Serin kal Flippy. Hoşça kal. Hey, bu bir çöp kamyonu. Onu görebiliyor ve kokusunu alabiliyorum. Vay canına, sen bile koktuğunu söylüyorsun. Üstelik bir robotsun. Bekle, bu vızıldama sesi nereden geliyor? Oh, sinekler. Hey, o sinekler az önce çöp kamyonunun içine uçtu. Merak ediyorum, sinekler neden çöpleri çok seviyor? İyi fikir Tebs. Bunun cevabını bulmak için çöp kamyonuna gidebiliriz. Kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Flippy istasyonu etkinleşsin. Flippy Mobil maceraya hazır. Gidip sineklerin neden çöpleri çok sevdiğini öğrenelim. Küçülüyoruz. Nefesini tut Tebs. İçeri giriyoruz. Çöp kamyonunun içindeyim. Hoş geldiniz. Ben sinek Horace'ım. Buraya ilk gelişin gibi görünüyor. Merhaba Horace, ben de Flippy. Bu benim bir çöp kamyonunun ilk ziyaretim. Biraz kokuyor ha. Benim için değil, kokuları seviyorum. Beni izleyin, etrafı göstereyim. Burası benim oyun alanım gibi. Atlayalım. Hay aksi, bunun için üzgünüm. Horace, sinekler neden çöpü sever? Çünkü lezzetlidir ve çöp beni uçuruyor. Burada kokmuş fasulyeler, kültü peynirler, yağlı pizza kutuları ve hatta arta kalan gizemli lapamız var. Tüh, üzgünüm, fasulyeden olmalı. İstersen seni en yakın bahçeye ya da bir restorana bırakabilirim. Horace, neredesin?
Her şey çöpe geliyor. Aa, bu pasta mı? Aa, hayır, o pasta değildi. Yine de iyiydi. Acele edip tüm çöpleri yemeliyim. Horace'ın artık daha fazla enerjisi var. Aha, bu da sanırım neden çöpe uçtuğunun cevabını aldığım anlamına geliyor. Bunun nedeni kokuyu seviyorlar ve orada yiyecek buluyorlar. Bu gülünç. Cevabı yükle Tebs. Evet Bay Blippi, benim için bir çöp kamyonu aslında 7/24 yiyebileceğim tek restorandır. Woohoo! Hadi Horace, teşekkür ederim. Sağlığına Blippi. Vay! Yanında vinç olan şu devasa gökdelene bir baksana Debo. Çok haklısın. Sanırım binanın inşasına yardım ediyor. Bir vinç bina inşa etmeye nasıl yardımcı olur? Harika fikir. Vinçle konuşmaya gideceğiz. Bir tutucu kola ve uzatma bacaklarına ihtiyacım olacak. Tutucu kol, uzatma bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Uzatma bacakları yukarı. Merhaba. Bana yardım etmeye mi geldin? Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Debo. Tabii yardım ederim. Senin adın ne? Ben Karim. Adım Vinç Karim. Bugün benim ilk büyük işim ve biraz gerginim açıkçası. Anlıyorum. Yeni şeyler denemek bazen beni de gerginleştirir. Her şekilde sana yardımcı olacağız. Kulemi döndürüyorum. Uzun bedenim etrafında dönüyor. Sonra vinç kolumu aşağı uzatıyorum. Vinç benim uzun kolum. Şimdi bu gerçekten ağır tuğlaları almak için kancamı kullanabilirim. Sallanmasını durduramıyorum. Yakaladım. Teşekkür ederim Blippi. Hala öğreniyorum ama bunu çözeceğim. Çatıda bana yardım edebilirsin. Şuradaki büyük kare camı kaldıracağım. Cam çok kırılgandır. Yapabilirsin. Evet yapıyorum. Gerçekten yapıyorum. Şimdi yukarı götür Karim. Aa, olamaz. Dikkat edin. Yakaladım. Şimdi şu işi bitirelim. Evet. Karim'e yardım etmek çok eğlenceli, değil mi? Hey, başardık. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Bir vinç binayı inşa etmeye nasıl yardımcı olur? Vinçler ağır malzemeleri kaldırarak süper yüksek binalar inşa etmek için kullanılabilirler. Hadi cevabı yükle Debo. Evet. Her şey için teşekkür ederim Blippi. Güle güle. Hoşça kal Karim. Harika bir vinç olacağını biliyordum. Salata. Ya, teşekkür ederim. Bu marul parçasının dişime yapıştığını bilmiyordum. Sanırım diş fırçasının faydası olurdu. Merak ediyorum. Dişlerini temizlemek için diş fırçasını nasıl kullanıyorsun? Harika bir fikir. Ağızda bir diş fırçasıyla buluşabiliriz. Kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Hadi şimdi keşfe çıkalım. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Şimdi küçülüp bir ağza girmenin zamanı. Küçülüyoruz. Bir ağzın içindeyiz. Haklısın Tebs. Bu dişleri temizlemenin bir yolunu bulmalıyız. Fırçanın yardımı olur mu? Merhaba, ben Fırça Bill. Peki sen kimsin? Merhaba, benim adım Blippi.
Ve bu da TEPS. Dişleri temizlemek için diş fırçasının nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyorum. Pekala. Bunu doğru fırçaya soruyorsun. Haha. Hadi atla ve sana dişleri temizlemenin en iyi yolunu göstereyim. Harika. Hey, fırça bil. Fırça kısmındaki diş macunu mu? Evet bayım. Dişlerin sağlıklı ve yiyeceksiz kalmasını sağlıyor. Tamam. Şimdi dişleri böyle fırçalayacaksınız. Önce ön tarafa gidelim. Bakın, her dişte küçük daireler çizeceksiniz. Tamam, ön taraf bitti. Şimdi arka tarafa gidelim. Döndük, çevirdik. Küçük daireler dönüyor, dönüyor. Pekala, biraz daha yapalım. Daireler, daireler, daireler. Bu dişler azı dişlerdir. İşin çoğunu onlar yaptıkları için onlara çiğneme ekibi diyorum. Biliyorum Tebs, diş fırçalamak çılgın bir yolculuk. Vay canına. Sanırım artık sorumun cevabını öğrendim. Dişlerini temizlemek için diş fırçasını nasıl kullanırsın? Bir diş fırçası küçük dairesel hareketlerle tüm dişlerin önünü, arkasını ve aralarını iyice fırçalayarak temizler. Ve bu da tüm yiyecekleri dişlerin arasından dışarı itip onları güzel ve temiz yapar. Cevabı yükle Tebs. Teşekkür ederim Blippi ve Tebs. Süper parlak dişler için günde 2 kez her seferinde en az 2 dakika diş fırçalamayı unutmayın. Unutmayız. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz fırça. Hoşça kal. Haklısın Divo. Bu bir kanguru geçidi tabelası. Ve şu anda Avustralya'dayız. Yani sanırım bir kangurunun ne zaman zıplayacağını asla bilemezsin. Vay! Ne muhteşem bir sıçramaydı. Merak ediyorum. Bir kanguru ne kadar yükseğe zıplayabilir? Harika bir fikir. Gidip şu kanguruya soracağız. Bu macera için kurbağa bacağına ihtiyacım olacak. Kurbağa bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Artık taşradayız. O yüzden gidip bir kanguru bulalım. Merhaba, ben Rooney. Havalı görünen arabanızda sizi bu noktaya getiren nedir? Merhaba Rooney, benim adım Blippi. Ve bu da Divo. Bir kangurunun ne kadar yükseğe zıplayabileceğini görmek istedik. Aa, çok memnun oldum. Şey, burada aracın kadar yükseğe zıplayabilirim. Ama daha yükseğe de zıplayabilirim. Vay, Rooney çok yükseğe zıplayabiliyor ve süper hızlı. Ah, sen de epey hızlısın. Küçük bir yarışa var mısın? Eğlenceli olur. Tamam. Şuradaki büyük kum taşı kayasının etrafında yarışalım. Biz ona Uluru diyoruz veya Ayers kayası. O Avustralya'nın kalbidir. Vay canına, çok güzel. Ve buraya ilk gelen kazanır. Anlaştık Rooney. Bu arada yolda belki bir veya iki çit vardır. Öğrendiğim iyi oldu. Gördüğümüz en iyi zıplayıcıya. Ve şimdi sorumun cevabını almış bulunuyorum. Bir kanguru ne kadar yükseğe zıplayabilir? Kangurular yerden 3 metre kadar yüksekliğe zıplayabilirler. Cevabı yükle Divo. Bu eğlenceliydi. Serinlemem gerekiyor. Bu yüzden kolumu yalıyorum. Bu bir kanguru olayı. Görüşürüz. Güle güle. Vay! Bak, geceleri uçan bir kuş. Ha, bu bir yarasa. Merak ediyorum. Yarasalar karanlıkta nasıl uçuyor? Çok iyi fikir Divo. Hadi gece uçuşu yapalım. Kanatlara ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin.
İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Oh, bu ışıklar kimin? Merhaba, benim adım Blippi. Seni bulmak için parlak farlarımı açtım. Merhaba Blippi, ben Yarasa Matt. En sevdiğim rotada uçmak için dışarı çıkıyordum. Bana katılır mısın? Tabii, ben de yarasaların karanlıkta nasıl uçtuğunu merak ediyordum. Sana gösterebilirim ama bir şey var Blippi. Farlar kapanacak. Tamam. Hadi gidelim. Vay, ne kadar karanlık. Ağaçlar, kaç. Dikkat et. Oo! Blippi, o ağacı duymadın mı? Hayır, duymadım. Bekle, sen bana şimdi ağacı duydun mu mu dedin? Evet, yolumdaki her şeyi duyabiliyorum. Dikkat, kayalar. Vay, bunu nasıl yaptın? Yarasalar eko konumlama adı verilen özel bir yeteneğe sahiptir. Sesler çıkarıyorum ve onlar nesnelerden yansıyıp yankılanıyor. Böylece nesnelerin nerede olduğunu ve onlardan ne kadar uzakta olduğumu anlayabiliyorum. Ciddi misin Debo? Yani bir robot köpek olduğun için senin de eko konumlanman mı var gerçekten? Peki, hadi kullanalım. Hadi uçalım. Vay, evet. İyi uçuştu çocuklar. Teşekkür ederim. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Yarasalar karanlıkta nasıl uçar? Eko konumlanmayla. Yarasalar karanlıkta nerede olduklarını duyabilmeleri için nesnelerden yansıyan ve yankılanan yüksek perdeli sesler çıkarır. Hadi cevabı yükle Debo. Oh, yatma zamanım geldi. Sizinle uçmak eğlenceliydi Blippi ve Debo. Baş aşağı mı uyuyorsun? Vay, yarasalar harikaymış. Hoşça kal yarasa Matt. Plajda olmayı seviyorum. Oo, uçan bir balık. Merak ediyorum. Okyanusun altında ne var acaba? İyi fikir Tebs. Okyanusa girip bunu öğrenebiliriz. Ördek ayağına ve pervaneye ihtiyacım olacak. Ördek ayakları, pervane onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Oh! Burası tamamen başka bir dünya. Bu bir tür sualtı ormanı gibi bir şey mi? Kesinlikle. Burası bir orman. Mahalleme hoş geldiniz. Benim adım Jerry. Deniz anası Jerry. Merhaba. Benim adım Blippi. Ve bu da Tebs. Okyanusta ne olduğunu görmek için buradayız. Aa evet, çok şey var. Okyanus sürprizlerle doludur. Sana göstereyim. Arkadaşlarımla buluşacağım ama yol boyunca sana bir tur attırabilirim. Tamam. Teşekkür ederim Jerry. İlk durak yosun ormanımız. Bu yosun 45 metreye kadar büyüyebiliyor. Vay, ne kadar da uzun. Aa evet, ama bazen buralardaki su akıntısı yosunu uçuruyor. Yosun, yosun. Aa hayır, bu asla olmazdı. Harika fikir Tebs. Hadi turbo iticileri kullanalım. Aa güzel, iyi olmana sevindim. Hadi devam edelim. Vay canına, bu balık mavi ve uzun bir burnu var. O bir mavi marlin. Yiyecek bulmak ve yakalamak için burnunu kullanır. Ve ayrıca çok hızlıdır. Hayır, bu asla olmazdı. Evet Tebs, burası gerçekten karanlık. Her neredeysek. Jerry. Blippi, oradaki sen misin? Aa hayır, bekle. No! Gri balinayı korkuttum. Ve o da seni hava deliğinden mi uçurdu? Bu asla olmazdı. Bizi oradan çıkardığın için teşekkür ederim Jerry. Aha, aydınlanmışsın. Sana okyanusun sürprizlerle dolu olduğunu söylemiştim. Hey bak, bunlar arkadaşların. Merhaba arkadaşlar, beni buldunuz. Ve ben de sorumun cevabını buldum. Okyanusun altında ne var? Bir yosun ormanı,
Mavi marlinler, devasa balinalar ve yanan bir deniz anası var. Cevabı yükle Tebs. Biz sadece birinci bölümdeyiz. İkinci bölümde bir ahtapot, bir köpek balığı, bir deniz kaplumbağası ve bir ton balığı var. Hoşça kal Jerry. Ha, ve bir susamuru ve deniz atı, bir ıstakoz ve bir vatos var. Yağmur yakında dinecek mi Tebs? Harika. Ben de tam eğlenceli resmimi bitirmiştim. Ne tahmin edebilir misin? Vay, kesinlikle doğru. Ormanda paten kayarken elinde bir fincan çay tutan penguen. Ne kadar çok renk var. Vay canına. Bir gökkuşağı. Ne kadar çok renk var. Merak ediyorum, bir gökkuşağı renklerini nasıl alıyor? Harika fikir Tebs. Uçup gökkuşağına sorabilir ve öğrenebiliriz. Ama önce kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Hadi keşfe çıkalım. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi gidip gökkuşağı renklerini nasıl alıyor öğrenelim. Hanımlar ve beyler, lütfen dikkatinizi verin. Büyük mavi gökyüzü doğanın en büyük etkileyicisini sunmaktan gurur duyar. Ben gökkuşağı Bowie'yim. Vay canına. Merhaba, ben Blippi'yim. Büyük bir hayranınım Bowie. Senin tüm renklerini biliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Renklerimle gurur duyuyorum. Onları tek tek göstereyim. Nasılsınız? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, menekşe. Harika iş çıkardın Blippi. Aslında bugün büyük bir gün. Çift gökkuşağı gösterisi yapıyoruz. Ah, performansımın bir parçası olmalısın. Gerçekten mi? Onur duyarım ama ben renklerini nasıl alıyorsun bilmiyorum. Bana gösterebilir misin? Elbette süper hayran Blippi. Önce kümülüs bulutu denilen bu kabarık buluta bir bakalım. Aa, yeni yağmur yağmış gibi görünüyor ki bu mükemmel. Bu havada çok fazla su damlası olduğu anlamına gelir. Vay! Bu bulutun bir sürü küçük su damlası var. Etiket doğru. Tamam, sonraki adım bulutu güneş ışığı su damlacıklarının arasına bu şekilde parlayacak şekilde konumlandırın. Şimdi ışık suyun içinden geçtiği zaman bükülür ya da kırılır ve ardından da ışığı gökkuşağının bütün renklerini ayırır. İşte! Bu çok harika! Sanırım sorumun cevabını almayı başardım. Gökkuşağı tüm farklı renklerini nasıl alıyor? Güneş ışığı suyun içinde parladığında ışığı büker ve ışınlarını gökkuşağının bütün renklerine ayırır. Cevabı yükle Tebs. 5, 6, 7, 8. Vay canına! Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Nasılsın? Pekala, sonra görüşürüz Blippi. Çikolatayı seviyorum. Ara sıra sadece biraz. Sen de seviyor musun Debo? Tamam. Köpekler çikolata yiyemez. Karınlarını ağrıtır. Merak ediyorum. Acaba çikolatalar nasıl yapılıyor? Harika bir fikir. Şu çikolata fabrikasına gidip bunu öğrenebiliriz. Kanatlara, hava aracına ve pervane motoruna ihtiyacım var. Kanatlar, hava aracı, pervane motoru onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi çikolata fabrikasında biraz çikolata yapalım. Merhaba. Sen kakao çekirdeği değilsin. Onlara ihtiyacım var. Böylece çikolata yapmaya başlayabiliriz. Ben çekirdek değilim. Benim adım Blippi ve bu da Debo. Merhaba Blippi. Merhaba Debo. Ben çikolata Barb'ım. Çikolata fabrikama hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çikolataların nasıl yapıldığını görmek isterim. Seninle gelebilir miyiz? Kesinlikle. Her şey kakao çekirdekleriyle başlar. Bu çekirdekler bitkilerden gelir. Peki çekirdek nasıl çikolata haline geliyor? Küçük bir yolculuğa çıkarlar. İlk olarak çekirdek banyosu. Sonra çekirdeklerimiz kavrulur ve kızarır. Sonra ufacık çekirdek haline getirilirler. Hop,
Çekirdek tozumuz daha sonra şeker ve sütle karıştırılarak tatlı ve pürüzsüz hale getirilir. Hadi Dibo, kayak zamanı. Hayır mı? Ama eğlenceli olacak. Bu çikolata kaplı Dibo. Çikolatalar çubuk halinde soğuduktan sonra onları sarıyoruz ve sonra hazırlar. Tada! Vay canına! Birbirinize benziyorsunuz ve sorumun cevabını almış bulunuyorum. Çikolata çubukları nasıl yapılıyor? Kakao çekirdekleri yıkanıyor, ısıtılıyor, ufalanıyor, süt ve şekerle karıştırılıyor ve sonra bir çikolata kalıbı şeklinde soğutuluyor. Cevabı yükle Dibo. Bu çok tatlı tur için teşekkür ederim Barb. Rica ederim. Güle güle Blippi. Hoşça kal. Ayı görüyorum, yıldızları ve şu bir gezegen mi? Ah öyle Tebs. Vay! Uzayda güneş ve gezegenlerle dolu koca bir alan var. Buna güneş sistemi deniyor. Merak ediyorum. Güneş sisteminde hangi gezegenler var acaba? İyi fikir Tebs. Hadi hemen uzaya gidelim. Bir roket iticiye ihtiyacım olacak. Roket itici onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Şimdi gezegen boyutu olma zamanı. Büyüyoruz. Evet Tebs, uzaydayız. Vay canına, bu bir meteor. Merhaba, benim adım Blippi. Uzaya hoş geldiniz. Benim adım Meteor Mary. Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler hakkında bilgi edinmek için buradayım. Güneş sistemimizde 8 gezegen var. Hadi onlarla tanışalım, olur mu? Alev alev yanan güneşe en yakın 2 en küçük ve en sıcak gezegenler Merkür ve Venüs'tür. Vay! Vay canına! Gerçekten sıcak. Gitmeliyiz. Üçüncü gezegen senin evin, Dünya. Merhaba anne. Sonra Mars var, kızıl gezegen. Mars kırmızıdır çünkü paslı toprakla kaplıdır. Ne kadar çok toz var. Gelin hadi. Sırada tüm gezegenlerin toplamından daha büyük olan dev Jüpiter var. Yine de beni korkutmuyor. Oh! Gitmeliyiz. Artık güneşten gerçekten çok uzaktayız. Satürn'e ve halkalarına hoş geldiniz. Vay, çok güzel görünüyorlar. Daha yaklaşabilir miyiz? Tabii ki. Evet. Bekle, henüz bitirmedik. Solunda da Uranüs var. Güneşten milyarlarca kilometre uzakta, çok soğuktur. Şimdi en uzak, en rüzgarlı ve en soğuk gezegen olan Neptün için alkışları duyalım. Blippi? Vay canına! Artık sorumun cevabını aldım. Güneş sistemimizde hangi gezegenler var? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Cevabı yükle Tebs. Tur için teşekkür ederim Mary. Bu çok çılgıncaydı. Görüşürüz Blippi. Yağma zamanı. Meteor yağmuru zamanı. Güle güle Meteor Mary. Vay canına. Bu örümcek ağı harika görünüyor. Haklısın Dibo. Örümcek ağlarının çok sanatsal tasarımı var. Merak ediyorum. Örümcekler ağlarını nasıl yapıyor? Evet, gidip soracak bir örümcek bulalım. Kanatlara ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin.
Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Merhaba, ben Spencer. En son sanat eserimi yaparken beni izlemeye tam zamanında geldiniz. Merhaba, benim adım Blippi. Bir ağ yapmak mı üzeresin? Evet öyle. Bu benim en büyük başyapıtım olacak. Tüm zamanların en ağ gibi ağ. Hı? Yardım eder misin? Evet. Örümceklerin ağlarını nasıl yaptığını öğrenmek istiyorum. Yaratma zamanı. Dibo, hemen döneceğim. Blippi, sen tutucum ve testçim olabilirsin. Ağım ortasında bazı üçgenler bulunan daire şeklinde bir tasarım olacak. Ağını yapmak için ne tür bir ip kullanıyorsun peki? Kendi yaptığım ipek iplerimi kullanıyorum. Ve hepsi de midemden dışarı fırlıyor. Bir örümceğe veya böceğe göre bu ağlar çelik kadar güçlüdür. Bu çok güzel. Woo! Sırada baş yapıtımı tamamlamak için daireler yapılacak. Bunu orada tutabilir misin Blippi? Evet. Vay canına, bu bir daire şekli. Mükemmel. Bir göz atmak için o ipi tut ve aşağı sallan Blippi. Vay! İnanılmaz. Bekle. Ağındaki bu şey benim resmim mi yoksa? Evet, sensin. Bu benim baş yapıtım. Şimdi test edebilirsin. Zıplat. Bakalım dayanacak mı? Hey! Oh! Yapışkan kısım böcekleri yakalayıp yemek içindir. Ağın çok güzel ve çok kullanışlı Spencer. Ayrıca soruma da cevap verdin. Örümcekler ağlarını nasıl yapar? Güzel, dairesel bir tasarıma sahip bir ağ oluşturmak için süper güçlü ve yapışkan ipek ipliklerini kullanıyorlar. Cevabı yükle Dibo. Bize nasıl mükemmel bir ağ oluşturduğunu gösterdiğin için çok sağ ol Spencer. Hoşça kal. Güle güle. Teşekkür ederim. Bir şey beni hapşırtıyor. Merak ediyorum. İnsanlar neden hapşırır? Evet, en yakın burnu bulmanın ve orada ne olduğunu görmenin zamanı geldi. Roket eticilere bir tutucu kola ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Roket eticiler, tutucu kollar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Bir burun içine gidiyoruz. Burası mağara gibi. Merhaba. Merhaba. Hey, benim adım Blippi. Sen kimsin? Benim adım Petunia. Ben bir parça polenim. Küçük olabilirim ama büyük şeylerin olmasını sağlayabilirim. Hapşırma gibi mi? Evet, anladın. İnsanların yanındayken onları rahatsız ederim. Özellikle burunları rahatsız etmekten çok hoşlanırım. Hadi benimle dans et. Merak etme, bu bir burun, seni ısırmaz. Ayrıca eğlenceli. Yani bu birinin hapşırmasına mı neden olacak? Bu sadece başlangıç. Çünkü bir koklama geliyor. Dikkat et. Bu o kadar kötü değildi. Sanki bir ormandayız gibi görünüyor. Bunların hepsi kıl. Benim gibi polenleri ve toz parçacıkları gibi diğer şeyleri burundan uzak tutmak için buradalar. Ama işe yaramayacak. Rahatsız edici olmak eğlenceli. Bu hapşırmaya mı neden oluyor? Umarım olur. Şimdi bizim için bir mendil geliyor. Kaç! Pekala. İşte şimdi bu burun gerçekten rahatsız oluyor. Daha çok gıdık. Hapşırma mı geliyor? Evet. La 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 la. Hayır. Olamaz. Başardık. Evet ve ayrıca sorumun cevabını da alabildim. İnsanlar neden hapşırır? İnsanlar polen gibi küçük şeyler burnuna girdiğinde ve onu rahatsız ettiğinde hapşırır. Cevabı yüklediği bu.
Tamam. Görüşürüz Blippi. Güle güle Petunia. Vay canına. Bu bir yanardağ. Bu doğru Divo. Bir yanardağ patladığında tepesinden duman ve sıcak lav dışarı çıkar. Merak ediyorum. Bir yanardağın patlamasını ne sağlıyor? Bu çok iyi bir fikir. Bir yanardağın içine girip bunu öğreneceğiz. Kanatlara, örümcek bacaklarına ve ısı kalkanına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları, ısı kalkanı onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi bu yandaki delikten yanardağın içine girelim. Burası kesinlikle çok sıcak. Merhaba, ben magma canavarı Maggie. Merhaba, ben Blippi ve bu da Divo. Yanardağ patlamasına neyin sebep olduğunu öğrenmek istiyoruz. O zaman bunun için en doğru yere geldiniz Blippi ve Divo. Hazır gelmişken... Altımızda dünyanın derinliklerinde gezegenin ısısı kayaları eriterek sıvıya dönüştürüyor. Buna magma da deniyor. Benim gibi. Haklısın Divo. Gerçekten en sevdiğimiz oyunlardan biri gibi. Zemin lav dolu. Vay! Magma bir yanardağdan püskürdükten sonra lav olur. Yani sanırım ben zeminim. Vay canına, gittikçe yükseliyoruz. Bunun nedeni aşağıda ne kadar çok kaya erirse haznede o kadar fazla magmanın yükselmesi. Hey, acaba burası nereye gidiyor? Dikkat et Blippi. Magma! Ucuz atlattık. Maggie, şimdi neredeyse tüm uyuğu doldurdun. Kesinlikle öyle. Ve ben kabuğu ya da dünyanın üstünü itene kadar yanardağın içindeki basınç gittikçe artacak. Sıkı tutunun. Çok daha iyi. Maggie, ne patlamaydı ama. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Bir yanardağın patlamasını ne sağlar? İçindeki sıcak magma basınç oluşturduğunda ve bu magma dünyanın yüzeyini delip geçtiği zaman yanardağ patlar. Hadi cevabı yükle Divo. Bu çok eğlenceliydi Blippi. Umarım çok sevmişsindir. Çok sevdik. Hoşça kal Maggie. Şu kar tanesine bak. Vay canına. Katılıyorum Divo. Kar taneleri gerçekten güzel. Merak ediyorum. Kar tanesi nasıl oluyor acaba? Haklısın Divo. Bir buluta çıkıp bunu öğrenebiliriz. Tutma koluna ve kanatlara ihtiyacım olacak. Tutma kolu, kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi gidip kar tanesi nasıl oluyor öğrenelim. Çok yüksekteyiz ve hava da oldukça soğuk. Hava çok soğuk değil mi? Ben Mimi. Bulutuma hoş geldiniz. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Divo. Çok sıkı çalışıyor gibi görünüyorsun. Haklısın. Şimdi küçük bir parçacığım. Yakında bir kar tanesi olacağım. Bana şu büyük su buharı bulutunu uzatır mısın? Buluttaki su üzerimde donuyor. Ve sonra daha çok kristal büyütüyorum. Bir kar tanesi 100 buz kristalinden oluşabilir. Tüm bu buz kristalleri seni kesinlikle güçlü kıldı Mimi. İşte. Git yakala Divo. Artık yeterince ağırım. Yere düşebilirim. Beni takip et. Yaşasın! Mimi,
mi? Su buharı sana her yapıştığında ve buz kristallerine dönüştüğünde daha da büyüyüp daha etkileyici oluyorsun. Teşekkürler. 6 tane köşen var tüm diğer kar taneleri gibi. Ancak kendi benzersiz tasarımınsın. Evet, kar taneleri birbirine benzemez. Bu da benim gibi kimse olmadığı anlamına gelir. O yüzden ismim Mimi. Bir kardan adam, mükemmel. Ekibimin kalanıyla oraya inebilirim. İşte yaptım. İnmeyi bitirdim. Aferin sana Mimi. Ve sorumun cevabını aldım. Kar tanesi nasıl oluyor? Havada bir parçacık olarak başlıyor ve soğudukça sürekli buz kristallerini topluyor. Sonunda benzersiz bir kar tanesi oluşuyor. Cevabı yükle Dibo. Hoşça kal Mimi. Güle güle Blippi. Vay canına. Ne kadar yüksek bir dağ. Eminim çok daha yüksek dağlar vardır Tebs. Merak ediyorum. Dünyanın en yüksek dağı hangisi acaba? Harika fikir Tebs. Himalayalara gidip bunu öğreneceğiz. Kanatlara ve tutma koluna ihtiyacım var. Kanatlar, tutma kolu onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Gidip dünyanın en yüksek dağını bulalım. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Tebs. En yüksek dağı arıyoruz. Şu anda ona tırmanıyorum. Merhaba, ben Yeti Beti'yim. Yeti. Tam da tepeye gidiyordum. Orası en iyi karın olduğu yer. Eski kardan daha kötü bir şey yoktur. Seninle gelebilir miyim? En yüksek dağın zirvesinin nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum. Tabii ki ama hazır olun. Bu da süper yüksek. Ne kadar yüksekteyiz. Ve burada hava çok soğuk. Teşekkür ederim. Sıcak kakaoya bayılırım. Vay canına! Yakaladım. Ucuz atlattık. Hey! Bu dağın zirvesi. Evet, başardık. Burası bayağı rüzgarlıymış. Tuttum seni Blippi. Peki bu dağın adı nedir? Adı Hamalamba. Siz buna Everest Dağı diyorsunuz. Haklısın Tebs. Artık sorumun cevabını aldım. Dünyanın en yüksek dağı hangisidir? Adı Everest Dağı. Yüksekliği tam olarak 8849 metredir. Cevabı yükle Tebs. Ve burada kar çok lezzetlidir. Kar geğirmesi. İyi kar atıştırmaları. Hoşça kal Yeti Beti. Güle güle Blippi. Vay. Oh, vay. Vay canına Tebs. O zıplayan kale gerçekten muhteşem. Merak ediyorum. Ayda zıplamak nasıl olurdu? Bu harika fikir Tebs. Ay'a gidebilir ve öğrenebiliriz. Bana gerekenler roket fırlatıcı, ekskavatör kolu ve kurbağa bacağı. Jetler, ekskavatör kolu, kurbağa bacağı onaylandı. Tamam, hadi keşfe çıkalım. Blippi Mobil macera için artık fırlatılmaya hazır. Ve işte ay orada. Evet. Tamam, inme zamanı. Hey, bu gıdıklıyor. Sen kimsin? Benim adım Ay Kayası Rocky çünkü
Ben Kaya'yım. Merhaba Rocky. Benim adım Blippi. Ve bu da Tebs. Ayda zıplamanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için buradayız. Bunu ben hiç denemedim. Çünkü Kaya'yım ama bir bakalım ben. Ayağa kalkıp binecek miyim? İşte bu. O zaman zıplayalım. Çak 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 çak. Burada bir tüy kadar hafifim. Bu kadar çok eğlenebileceğimi gerçekten bilmiyordum. Harika. Woohoo! Bu kadar uzun süre havada kalmamız inanılmaz. Düşmek neden bu kadar uzun sürüyor peki? Bunun sebebi yer çekimi. Ay çizmelerinizi yerde tutan görünmez bir güçtür. O her şeyi aşağı çeker. Ama ay çok daha küçük olduğu için ayın çevresinde dünyadakine göre çok daha az yer çekimi vardır. Demek bu yüzden böyle süzülebiliyoruz. Sorumun cevabını alabildim. Ay üstünde zıplamak nasıl olurdu? Bu çok eğlenceli ve zıplamalar gerçekten büyük. Çünkü ayda dünyadakine göre daha az yer çekimi vardır. Cevabı yükle Tebs. Süzülüyormuş gibi hissediyoruz ama yer çekimi bizi yavaşça aşağı doğru çekiyor. Çak 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 çak. Ay kayası Rocky olarak geçirdiğim en harika zaman için teşekkür ederim. Hoşça kal Rocky. Zıplamaya devam Blippi. Vay canına. Vay canına, şu kuş bir sürü dal taşıyor. Doğru Dibo, onları yuvasına götürüyor. Merak ediyorum, kuşlar nasıl yuva yapar? Çok iyi fikir. O kuşu takip edelim ve bize gösterecek mi bakalım. Kanatlara ve tutucu kola ihtiyacım olacak. Kanatlar, tutucu kol, onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil, maceraya hazır. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Dibo. Oh, hayır, senin yuvana ne oldu? Merhaba Blippi ve Dibo, ben Jody. Dün gece bir fırtınada yuvam hasar gördü. Oh, merak etmeyin yumurtalar, anne yuvamızı yeniden inşa etme görevinde. Yuvayı nasıl yaptığını merak ediyorduk. Şey, iki yumurtama bakması için fazladan kanat iyi olurdu. Aa, Dibo onlara bakmayı çok ister. Aa, teşekkür ederim Dibo. Şimdi Blippi, benimle malzeme almaya gelir misin? Çim, çamur ve dallar. Hepsi Jake'in evinin orada. Onu meşgul etmemiz gerekecek. Dost canlısı değildir. Hadi gidelim. Aa, güzel kuşçuk. Jody, o çimenin durumu nedir? Çimen alındı. Çamuru toplama zamanı. Şimdi çamur yuvaya iniyor. Tek ihtiyacımız bu dalın sonundan birkaç ince dal. Yeni mi bu kuş? Ah, teşekkür ederim Dibo. İnşa zamanı. Önce dallar ve çimenlerle bir daire çiziyorum. Sonra onlara üst üste daha fazla ince dal daireleri ekliyorum. Vay canına, gaganı kullanarak yapıyorsun. Çamur yuvayı bir arada tutan tutkal gibidir. Yuvan gerçekten muhteşem oldu Jody. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Kuşlar yuvalarını nasıl yapar? Jody gibi kuşlar çimen ve dallar gibi doğal şeyler bulur. Sonra hepsini bir arada tutmak için çamur kullanır. Hadi cevabı yükle Dibo. Güle güle Blippi ve Dibo. Yardımlarınız için sağ olun. Hoşça kal Jody. Görüşürüz yumurtalar. Oh, çukur kazan şu şirin küçük sincaba baksana. O fındığı gömdüğünü sen de gördün mü?
Bu çok doğru Divo. Cevabı bilmemiz gerekiyor. Merak ediyorum. Sincaplar neden fındıklarını gömüyor? Ekskavatör koluna ve kanatlara ihtiyacım olacak. Ekskavatör kolu, kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Bak Divo, bu bir meşe palamudu. Bu bir tür fındıktır ve sincaplar onları çok sever. Gel sincap sincap, burada meşe palamudu var. Fındık, fındık. Daha çok fındık istiyorum. Asla fındığa doymuyorum. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da arkadaşın Divo. Senin için fındık bulduk. Fındık? Ah, meşe palamudu için teşekkür ederim. Benim adım Sparky. Ben bir fındık uzmanı sayılırım. O zaman bize söylemelisin. Sincaplar neden fındıklarını gömer? Ne? Sen fındıklarını gömmüyor musun? Ha? Aa, benimle gel. Kaybedecek zaman yok. Bize gereken fındık fındık ve daha çok fındık. Burası bahçe. Bir şeyi toplayıp gömmek için en sevdiğim yerdir. Aslında saatte 25 şey gömebilirim ben. Bu kadar çok gömme işi. Hepsini nereye koyduğunu nasıl hatırlıyorsun? Her şeyi burada tüylü kafamda tutuyorum ben. Hafızam harikadır. Benim gibi hatırlayabileceğini mi sanıyorsun? Denemek ister misin? Kesinlikle isterim. Tamam, izle şimdi. Tamam. O meşe palamutlarını nereye gömdüğümü hatırlıyor musun bakalım? Tabii hatırlıyoruz. Bu çok kolay. Meşe palamudu değil. Bu sandığımdan daha zor. Merhaba leziz ceviz. Hiç meşe palamudu bulamıyoruz. Bu doğru. Çünkü fındıklarımı sadece ben bulabileyim diye saklamaya özen gösteriyorum. Onları böyle saklıyorum ve kışın yiyecek bulmanın daha zor olduğu zamanlarda acıktığımda onları çıkaracağım. Çok havalı. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Sincaplar neden fındıklarını gömer? Sincaplar daha sonra yiyebilmek ve kışın yeterli yiyeceğe sahip olabilmek için fındıklarını ve diğer şeyleri gömer. Hadi cevabı yükle Divo. Hoşça kal Sparky. Güle güle. Kazmaya devam et. Vay Tibbs. Şu muhteşem yağmur ormanına bak. Haklısın. Bahse girerim, orada her türden ilginç hayvan vardır. Merak ediyorum. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanlar yaşıyor acaba? Örümcek bacaklarına ve tutucu kola ihtiyacım olacak. Tutucu kol, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Vay canına! Burası ne kadar yeşil. Buraya gerçekten çok yağmur yağıyor olmalı. Evet, gerçekten yağıyor. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Tibbs. Merhaba, ben Bay Delpon dayısı. Tanıştığıma memnun oldum. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanların yaşadığını bilmek istiyoruz. Bize etrafı gösterebilir misin? Evet, tamam. Ama kız kardeşimle öğle yemeği için buluşacağım ve hep geç kalıyorum. Ama bu kez erken gitmek istiyorum. Çok uzun sürmez. Harika. Gidip ne bulabileceğimize bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Öğle yemeğinden önce biraz acıktım. Bu yüzden biraz bambu toplamama yardım eder misin? Sadece atıştırmalık. Tabii. Vay canına. Bu bambu bir ev kadar uzun. En sulu olanlar en üstte oluyor. Alır mısın? Wow. 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 Çok güzel. Vay bak. Bir maymun var. O bir altın maymun. Merhaba Fred. Üzgünüm Fred. Bütün pandalar bambuyu sever. Aslında yediğimiz tek şey budur. Dondurma bile yok mu? Evet, dondurma bile yoktur. Bambu aromalı olmadığı sürece. Bana biraz daha bambu getirir misin? Bütün bu çiğneme beni acayip acıktırıyor. Elbette. Güzel bir saf var tam orada. Vay canına. Küçük kırmızı böcekler. Aa, bunlar Reis ve Fiona. Kırmızı bambu bitleri. Merhaba böcekler. Aa, hayır, yine geç kalacağım. Gitmem gerekiyor.
Aa, bir daha olmaz. Üzgünüm ama yeni arkadaşlarım Blippi ve Tepsi'ye yardım ediyordum. Merhaba. Senin bambundan biraz alabilir miyim lütfen? Tur için teşekkür ederim Bay. Sorumu cevaplamama çok yardımcı oldun. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanlar yaşıyor? Altın maymunlar, kırmızı böcekler ve bambu yemeği seven dev panda ayıları. Cevabı yükle Tebs. Sanırım bir şeyler atıştırmamızın zamanı geldi. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Vay, havalı Blippi mobilimizi seviyorum. Çok haklısın Divo. Arabamızda harika şeyler var. Merak ediyorum. İlk arabalar nasıldı? Çok iyi fikir. İlk arabalardan birini görmek için zamanda geriye gidebiliriz. Helikopter pervanelerine ihtiyacım olacak. Helikopter pervaneleri onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Zamanda geriye gidiyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Şu anda 100 seneyi aşkın bir süre kadar geriye gittik. Merak ediyorum, bu kimin evi? Benim evim. Benim adım Blippi. Seninki? Merhaba, benim adım da Blippi. Bekle, sen benim büyük büyük babam mısın yoksa? Sanırım öyleyim. Gel buraya gelecekteki torunumun oğlu Blippi. Büyük baba. İlk arabaların nasıl olduğunu öğrenmek için buradayız. İyi zamanlama. Ben de ilk otomobilimi sürmek üzereydim. Baksana. Çok güzel, öyle değil mi? Gerçekten harika. Peki nasıl çalışıyor? Bu çevirme kolu. Motoru çalıştırmak için kıvılcımlar çıkarır. Ve motor çalıştırıldı. Evet. Görünüşe göre senin arabana sığa iki kişi sığabiliyor ve galiba emniyet kemerinde yok. Kemerler seni güvende tutar. Vay canına, emniyet kemerleri mi? Tamam, gidelim artık. Şu tepeye çıkalım. İşte başardık, bunu biliyordum. Şimdi aşağı gidiyoruz. Hayır Timo. Vay. Ay canına. Vay. Arabanın freni var mı? Kesinlikle var. Bu gerçekten harikaydı. Kesinlikle. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. İlk arabalar nasıldı? Çalıştırmak için kolu çevirmeniz gerekiyordu. Sadece iki kişilik koltukları vardı ve fren için bir kolu çekiyordunuz. Hadi cevabı yükle Divo. Hoşça kal büyük büyük baba Blippi. Mutlu ve güvenli sürüşler.